insanlar hizmetin niteliği konusunda bilgi sahibi olamazlar. Siz bir doktora gidip muayene oluyorsunuz, size ilaç veriyor ama aldığınız hizmetin niteliğini bilemezsiniz siz. Nicelik olarak bilebilirsiniz. Ya doktor bana çok iyi davrandı diyebilirsiniz. Siz mutlu olabilirsiniz. Fakat doğru teşhis, doğru tedavi, zamanında tedavi ve uygun bir tedavi mi değil mi? Bunu anlaman sizin mümkün değil. Evet. Bunu anlamanız için ikinci görüş almanız lazım, üçüncü görüş almanız lazım veya yani deneyip yanılmanız yöntemiyle. Yani burada bir hekime bir teslimiyet söz konusu. Evet. Burada bir hekime evet böyle bir onun için hizmetin niteliği konusunda bir şey söylemek çok zor. İmkansız. Sadece muhakeme yapabiliriz. Evet. Bu Ecevit'in üç önemli toplantısı vardı. Bir gün öncesinde herhangi bir sorun yokken doktorlar ertesi gün kımıldayamazsın, evden çıkmaman lazım, his kaybı var falan dediler. Siz o günlerde mi devreye girdiniz ya da o gün mü size ulaşıldı bu Milli Güvenlik Kurulu hemen, Kıbrıs meselesi? Hemen birkaç gün sonrasında. Bakanlar Kurulu toplantısı. Hemen birkaç gün sonrasında evet. Ecevit'in o dönem kapısının önünde gazeteciler bekliyordu ve sürekli olarak Ecevit öldü mü yaşıyormuş şeklinde söylentiler çıkıyordu. Şimdi siz sağlık durumuna da baktığınızda ayakta olabilir dediniz, yürüyebilir dediniz. Bunun bir önce bir... işine de dönmelisiniz dedim. Evet, hatta bunu bir alalım. İsterseniz. Yani orada bir sonra ben şeyi sormak istiyorum. Gördünüz mü? Şimdi yani ben... Yani bir vatandaş olarak demin yorum yaptınız. Evet ama şimdi yani bu çok kritik bir konu. Şimdi... Siz ne dediniz Sayın Ecevit'e? Ben bir an önce hareket etmeniz gerekiyor dedim. Yani ilaçları kesinlikle bırakmamız lazım. Bazılarını değiştirmemiz lazım dedim. Özellikle kortizonu kesmemiz lazım. Çünkü yani öyle bir şey ki siz sağlıklı bir insana da kortizon verseniz kemiklerinde erime ortaya çıkabilir. Kemik erimesi olabilir ve yürürken kemikleriniz kırılabilir. Merhumun şanslı tarafı torakal bölgesinde, sırt bölgesindeydi kırığı. Ama belde olsaydı çok daha kötü olabilirdi. Hatta belki ameliyat bile gerekebilirdi. Bazı durumlarda ameliyat bile yapamıyoruz biz. Çünkü koyacağımız vidalar kemiği tutmuyor. Çünkü o kadar yumuşak oluyor ki kemik. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Hareket etmesi lazım. Bizim zaten tıbbın bir temeli esası vardır. Bakın yaşam harekettir, hareket yaşamdır. Sağlıklı bir insan bir gün, iki gün yatır yatakta, üçüncü gün kalk yürü diye yürüyemez bir insan. Mutlaka hareket olması lazım yaşamın içinde. Siz dedikten sonra çıktı mı Sayın Ecevit evden? Evet tabii ki. Şimdi Gölbaşı tarafında gibi parka çok sık giderdi, yürüyüş yapardı orada yani. Eymir. Eymir'de. Evet. Çok sevdiğim bir yerde. Evet. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de tabii ki bir imaj söz konusu. Bir insan düşünün, bir özel bir arabaya biniyor bir ülkenin başbakanı. İşte bir yere çıkarken mutlaka asansörle çıkıyor. Yani böyle bir can fanusun içine alınmış gibi, hiç kıpırdamaması gerekiyor falan gibi. Hatta ben dedim ki bu yani bu görünüş olarak hiç hoş değil. Böyle bir şey de gerektik. Bence kendi arabanızı hemen dönün dedim. Yani, ve arabası tekrar değiştirdi zaten. Günlük hayatına da döndü. Şimdi sizden, sizin muayenenizden önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısına, Bakanlar Kurulu toplantısına ve çok önem verdiği bir Kıbrıs zirvesine katılamayan, özel araçla giden, yatağa bağımlı bir başbakan vardı. Muayenenizden sonra dışarıya çıktı. Peki yatağa bağımlı başbakan üzerinden bir siyasi proje mi vardı? Aynı soruyu ben de soruyorum. Yani şimdi yani size bu bulgularınız mı böyle bir kuşku verdi? Yoksa şimdi geriye dönüp baktığınızdan bunu söylüyorsunuz? Evet, şimdi geriye dönüp baktığımda bir şeyler daha net görebiliyorum. Ben sadece o döneme değil, program öncesi sizle sohbet evet. biliyorsunuz. Yani Cumhuriyet tarihimizin birçok döneminde karanlık kısımlar olduğuna inanıyorum. Bu dönemle ilgili değil sadece. Yani birçok Cumhuriyet tarihimizin birçok döneminde karanlık bölümler olduğuna inanıyorum. Ve bu karanlık bölümlerin de aydınlatılması da devletin asli görevidir. Bu da karanlık dönemlerden olaylardan. Evet yani karanlık dönem mutlaka kötü bir şey olması gerekmiyor ama aydınlatılması gereken. Ecevit bunun farkındaydı değil mi? Çünkü zannediyor. Tarih bunu aydınlatacak. Evet. Şimdi bazı şeyleri de şimdi biz erken tarihteyiz, erken bir dönemdeyiz. Zaman geçince tarih hata yapmıyor yani. Doğruları yazıyor. Evet. Sizin bir iddianız da Ecevit'e lavman yapıldığı şeklinde. Lavman neden yapılıyordu ve bunun yan etkileri neler? İsterseniz biraz da bunu konuşalım. Şimdi tabii ki ben
bu olaya müdahil olduktan sonra günde iki kez merhumun evine gidiyordum. Bir sabah saat 6:30-7 gibi gidiyordum. Bir akşam geç saatte döndüğü zaman gidiyordum. Bu hep gazetecilerin olmadığı saatler mi, sabah 6:30 Yok, onu ben gazeteciler şöyle bir, beni hep onlar şey zannediyorlardı. Koruma polisi zannediyorlardı. Kulağıma da bir şey takıyorduk böyle. Öyle geçiyorduk. Hatta İstanbul'a falan giderken beyefendi ata uçağıyla gidiyorduk. İşte beni bomba aramaya gidiyor falan diye öyle sokuyorlardı benim uçağa. Falan hatta havalanda benim tanıdığım bazı hastalarım var. Hocam nereye gidiyorsun falan diyorlardı böyle. Değişik şeylerle karşılaşıyorduk ama biz yaklaşık bir 3-4 hafta yani şey yaptık. Kimse anlamadı. Daha sonra bu süreç başladı. İçerisinde diğer doktorlarla irtibat kesildi. Hastaneye herhangi bir yere gitmedi. Sadece siz ilgilendiniz. Evet, 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 evet. Yani Gülhane dahil olmak üzere hiçbir yere gitmedi. Hiçbir yere gitmedi. Sonra ne oldu? Danıştay baskınından sonra cenaze törenine gitti. O zaman size soruldu mu gidip gitmemesi? Hayır efendim. Ama şöyle bir şey vardı. Yani merhum için bazı şeyler çok önemliydi. Onu bir görev olarak görüyordu. Ama hayatına bedel olan bir görev. Evet, evet, hayatları bedel olan bir görev ama bu da bir takdir-i ilahi yani, ona da bir şey diyemeyiz. O gün de şeyden sonra eve geliyorlar. Cenazeden sonra. Eve gelirken hatta yolda Recai Bey ile herhalde dondurma yemek istiyor kendisi. Recai Bey dondurma alıyor, beraber yiyorlar falan, eve geliyorlar. Sonra akşamüstü yatağına çekiliyor. Fakat bir süre sonra baktıklarında hiç konuşmuyor, cevap vermiyor. Ondan sonra beni aradılar. Ben de yakındaydım, hemen arabaya bindim ama yıldırım hızıyla bir taraftan gidip bir taraftan telefonla konuştum. Tansiyonu ölçtük, şey yaptık falan. Ama ben geldiğimde beyefendi mosmordu. Nefes alamıyordu yani, artık agon dediğimiz çene atıyordu. Biz orada iptidai bir yöntemle tansiyon aletinin hortumlarını kestik. Boğazdan içeri sarkıtarak orayı emmek suretiyle boğazın içini temizledi ve nefes almaya başladı. Nefes almasın. Evet. Hemen serumunu taktık. Manitoller vardı. Bakın orada mesela kortizon yaptık yani. Hemen birkaç doz kortizon yaptık. Çünkü ya beyinde kanama vardı ya tıkanma vardı. Ama bir kerelik yapılabilirdi yani. Bu acil bir müdahaleydi. Hayati bir söz konusu orada. Onu yaptık ve doğru Gülhane Hastanesi'ne gittik. Nitekim beyinde kanama çıktı. Ve o şekilde bir süre daha yaşadı zaten. Evet, bu lavman meselesi önemli çünkü onu biraz açalım. Evet, lavman meselesi de şöyle. Şimdi ben tabii eve geldiğimde kullandığı ilaçları da görüyordum. Fakat evde birkaç koli böyle lahman materyalleri gördüm. Şimdi efendim lahman kime yapılıyor? Lahman karınla ilgili ciddi ameliyat yapılacak. Bağırsak açıldığı vakit karın içine mikrop bulaşmaması gerektiren durumlarda ve doğumlarda, jinekolojik ameliyatlarda, kadın doğumla ilgili ameliyatlarda lahman yapılır. Ya da tetkik yapılacaksa, bağırsak incelenecekse veya onunla ilgili başka bir tetkik yapılacaksa bu tip durumlarda lahman yapılabiliyor. Ama lahman demek bir insanın kalın bağırsağın içindeki bütün gaytayı dışarı çıkarmanız demek. Şimdi sindirim ağızda başlıyor, anüste bitiyor. Fakat suyun emildiği yer, sıvının emildiği yer kalın bağırsaklardır. Şimdi siz her gün lahman yaparsanız bir kişiye ki kabızlık şikayeti olan bir kişi düşünün. Kabızlık şikayetine dolayı her gün lahman yapılırsa ve ciddi bir lahman yapılırsa bu hastanın tuvalet sıkıntısını çözmekten ziyade vücuduna su kaybı sağlar. Sıvı kaybı. Evet. Bu da istenmeyen durumlarla elektrolit ambalansı dediğimiz elektrolit sodyum potasyum dengesinin bozulması gibi birçok istenmeyen durumlarla karşı karşıya bırakır bizi. Peki ne yapılabilir? Yani her gün lahman yapılmaz. Yani nereye giderseniz gidin. Dünyanın hiçbir yerinde her gün lahman yapılmaz. Zaten orası sıkıntılı söyleyeyim. Bir süreç yani lahman süreci. Evet. Yani öyle bir insan evden de çıkamaz. Yani işini de yapamaz. Evet. Başbakan'dan bahsediyoruz. Çok sıkıştınız diyelim. Küçük tüpler halinde olanları vardı. Hani böyle küçük tetikler için, böyle hemoroidli falan bakmak için kullanılan bazı şeyler. Onlardan belki kullanılabilir. Ya da oral bir şey verebilirsiniz. Bu hani laksatifler, şeyler, yumuşatıcılar kullanılabilir, şey yapılabilir. Bunun ben onların etkilerinden biri, beyin sıvısının boşalması. Beyin sıvısının boşalması belki şöyle, belki orada bir iletişim eksikliği olmuş olabilir. Vücut
susuz kalır. Vücudun sıvı susuz kalması demek, elektrolit ambalansı, sodyum, potasyum bozulması demek, beyindeki elektrolit dengesinin bozulması demektir. Peki bu zamanda Ecevit'in beyin kanaması geçirmesi sürecinde de etkili olmuş olabilir mi? Bu çok uzun bir süreçti. Bir yara, yani bir yok, zannetmiyorum. Çünkü uzun bir süreçti yani. Uzun bir süreçti. Biz sodyum, potasyum takiplerini yaptık. Yani size en son dönemde yaptığımız rutin tetikleri var. Yani bir tanesi şey değil, anormal sonucumuz onları yoktu. Onları muhafaza ediyor musunuz? Onlar kendilerinde tabii, kendilerinde duruyor. Kısa reklam arası verelim. Elbette. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra Sayın Mücahit Pehlivan'la söyleşimiz devam edecek. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. Sayın Mücahit Pehlivan canlı yayın konuğumuz. Merhum Ecevit'in o zamanki bulgularınızda kemik erimesinin -7'lere kadar ulaştığını söylediniz. Peki bu süreç içerisinde zaten doktor kontrolündeydi ve bir ülkenin başbakanıydı. Bu tetkiklerde hiç dikkat edilmemiş mi? Evet. Tespit edilemez miydi? Yani evet, benim de dikkatimi çeken bir husus oydu. Bir de o sürece ne kadar süre içerisinde gidilebilir? Yani -7'ye bir anda inme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yoksa belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Belli bir zaman geçmesi gerekir ama bu 2 ay da olabilir, 3 ay da olabilir. Hastanın durumuna, az bir zamanda değil, hastalığın durumuna, kullanılan ilaçlara ve ek hastalıklara bağlı birçok faktör vardır burada. Ama size şunu söyleyebilirim. Biz -7 olan şey, kemik yoğunluğu çok kısa bir süre içinde -4'e indi. Ve yine yani müdahale ettiniz. Müdahale evet, ettikten evet. sonra. Gerçi daha önce de kendisine verilmiş bir kemik erimesinde kullanılan alendronat denilen bir ilaç var. Fosamaksin ilaç. O kullanılıyordu ama biz bunu kifayetsiz gördük. Ona bir ilaç daha ilave ettik yanına. Ve bu şekilde 2 ay içinde -4'e, daha sonra da -3'lere kadar getirebildik. Bu önlenemez miydi? Bence önlenebilirdi ama belki gözden kaçtı, belki bilemiyorum yani şu anda. Evet, yanlış tedavi uygulandı işte ve onun gibi pek çok haberler çıktı o dönem, hatırlıyoruz Ecevit'le ilgili çok tartışıldı ama daha çok Ecevit'in ölümünden sonra Recai Birgün'le bu konu gündeme getirildi. Bu konuyla ilgili hiçbir tekzip yayınlanmadı. Neden sizce? Evet, onu bilmiyorum neden. Gerçekten. Ama öğrenilmesi gereken, cevabı alınması gereken bakın, bir ben, soru zannediyorum. Belki konumuzla doğrudan alakası yok ama yani biz tarihimiz boyunca karanlık kalan yerler var, noktalar var. Evet Mücahit Bey, siz sadece doktor değilsiniz. Doktor olmanın ötesinde bu konuları araştıran bir entelektüelsiniz aynı zamanda. Devlet başkanlarının evet. Ölümleriyle ilgili evet. araştırmalarınız. Nedir bu karanlık olan noktalar? Şimdi efendim yine merhum Bülent Ecevit başbakanımız hastaneye kaldırılmadan önce şeydeki Gülhane beyin kanaması geçirmeden önceki 10 Kasım'da ben o dönemde hastanede başhekimdim ve o dönemde 10 Kasım'da bir konuşma yapmak istedim Atatürk'le ilgili. Fakat Atatürk'ün sağlık durumuyla ve ilginç bir şey var mıdır diye o dönemin Cumhurbaşkanı Genel Sekreterine gittim. İzin istedim ve o kütüphaneyi kullanmama bana izin verdiler. Cumhurbaşkanlık Kütüphanesi'ne. Evet. Oradan dokümanlar aldım. Son nöbet defteri gibi Atatürk'le çok ilgili. Çok tarihi dokümanlar. Evet, bunlar. Evet. Gerçekten Atatürk'ün öyle. Sağlık durumu evet, yani, evet. ilgili. Evet, evet. Orada çok ilginç şeyler gördüm. Bazı yayınları takip ettim ve bunlar beni Atatürk'ün son 60 günde getirdi ve oraya kilitledi. Yani ben yani haddimi aşmak istemiyorum ama Atatürk'ün ölümüyle ilgili benim çok ciddi kaygılarım var. Kuşkularınız mı var? Evet, evet var. Nedir bu kuşkular? Ciddi, örneğin sirozdan öldüğünü biliyoruz ama, evet, sirozdan öldüğünü biliyoruz ama bütün tahlillerini inceledim.
Bütün verilen ilaçların hepsine baktım. Birçok yabancı doktor geliyor o zaman. Birileri yabancı doktorları getiriyor. Kendisi istemiyor filan. Kaşıntıları oluyor. Ama sanki böyle tipik böyle arsenik zehirlenmesine de benziyor gibi. O dönemde işte klor kullanılıyor şey için. Suların dezenfeksiyonunda. Biraz onu fazla verdiğin zaman o hepatotoksik karaciğeri bozabiliyor. Yani sadece bir alkolün yapabileceği bir siroz tablosu sadece değil bu. Sadece siroz değil. Arsenik zehirlenmesi de mi var diyorsunuz? Evet, ben arsenik veya benzeri, arsenik zaten zehirlerin kralı. Yani bütün şeyler gizli servis.